Hani başka bir okul aramıyorsun. Okulu bitirdim. Okulu bitirince dedim ki mesleğimi bir yapayım ben. Hani bir Uğur Mumcu gibi, rahmetli gibi araştırmacı, gazeteci olma hayalini kurdum. Polis muhabiri olarak başladım ben. Nerede başladın? Hürriyet gazetesi gece sorumlusu Orhan Can'dı, o da bizim sınıf arkadaşımızdı. O beni işe aldı, gece polis muhabiri olarak başladık. İşte İsrail Hava Yolları'nın önüne bomba konuluyor. Ben bombayı yakından çekerken polis bana bir tane bakıyor. Diyor ki, zoom'un yok mu oğlum diyor, gidip uzaktan çeksene diyor. Ben de hani gazeteciliği şey görüyorum hani, macera. En dibine gireceksin böyle. En dibine girmene gerek yok. Zoom denen bir şey var. Ondan sonra ikinci şube hanım var benim. İkinci şubeye çömezler olarak giderdik. Kapısında beklerdik. Bir olay olmuş mesela. İsimler nedir, olay nedir, hadise nedir? Sizin de başınızdadır o. Ondan sonra Savaş abiyi unutmam mesela. Savaş Ay. Savaş Ay, sevgili üstadımız. O gelirdi. Bizim giremediğimiz kapıdan girerdi. Haberleri öğrenirdi, isimleri, her şeyi öğrenirdi. Ondan sonra çıkardı, biz de onun ağzının içine bakardık hani, bize de bir şey söyler mi? Halbuki haberci haberini paylaşır mı? Yani biz haber atlamak durumunda kalıyorduk çünkü çevre, civar, etraf metraf yok. Halen var, Dolmabahçe'de çay bahçesi vardır. Gece muhabirleri orada buluşurlar. Savaş abi, onun yeri ayrıdır, ayrı gelir. İşte gelişi bellidir zaten. Oturuşu, kalkışı belirli. Biz öyle bakardık. Pek ulaşamazdık. Benim bütün işlerimde esasında mesleğe ilk başladığım ya da çocukluklarımdaki hayranlıklarım ya da ulaşılmazlıklarım var. Bizim Ev dizisinde Doktor Kemal'i oynadım. Oynama sebebim de çok basit. Cüneyt Arkın'ın oğlunu oynama fikri. Çünkü 1977 yılında ben Cüneyt Arkın'a mektup yazdım. Dedim ki şöyle hayranınızım, böyle hayranınızım, ne olursunuz bana bir imzalı resminizi gönderin. 1994 yılında özel bir televizyon kanalının koridorunda Cüneyt Arkın'ı ömrü hayatında ilk defa görünce gayri ihtiyari demişim ki ana Cüneyt Arkın la demişim. O da döndü şey dedi, beni tanıyamışım dedi. Dedim tanımaz mıyım ne demek, en büyük hayranınızım. Hatta dedim ben 1977'de sizden imzalı resminizi istedim. Hangi pozumu göndermişim sana dedim. Dedim bir şey göndermediniz. Adi menajer dedi, göndermemiştir falan. Halbuki Cüneyt abinin menajeri falan filan yok. O gelen yüzlerce mektubun arasında kaynamış. İlk sopamı Kadir İnanır yüzünden yedim ben. Onun İmparator filmindeki bir dövüş sahnesine hayranlık besledim. Onun gibi vurayım dedim fakat gerçek hayattaki arkadaşlar, filmdeki jönlerimizin karşısındaki figüran arkadaşlar kadar anlayışlı ve onlar kadar kibar olmuyorlar. Adamın ağzını burnunu kırıyorlar. Hayatın filmlerdeki gibi olmadığını anladım ben de. İki araba odun yedim. Derman Bey'de de onun damadını oynamıştım. Kadir abinin damadını oynamıştım. Bir ara Allah nasip kısmet eder de parası, pulu, rolü hiç önemli değil. Şener Şen'le oynarsam dedim günün birinde pilot oynarsam ben de onu hissederim ve hissettim de zaten. Hani bir ömür boyunca bir işi yapmama gerek kalmadı. Oyunculuğun en büyük keyfi o. Hani polis olman ve polisi hissetmen için ömrü billah emekli olana kadar polislik yapmana gerek yok. Polisi oynarsın, o egonu giderirsin diye düşünüyorum. Bizim oyunculuk öyle başladı. Günün birinde işsiz kaldık. Bir arkadaşımın, yakın arkadaşımın kayınbiraderiydi Oğuz Yalçın. Kaygısızlar diye bir diziye başlayacağını, orada da Kültigin diye bir rol olduğunu söyledi. Benim de gözüm tutmadı bu Kültigin rolüne. Ya niye abi yapmayalım, abi etmeyelim dedim ya. Hani mafya falan böyle hafif sokak durumları falan. Tepki alırız diye düşündüm. Aldı da nitekim. İsmi lazım değil. Bir ilim ülke ocağı gençleri tehdit telefonu açtılar. Sen bizi orada madara mı ediyorsun? Bizi orada komik gösteriyorsun. Bizi işte hafif gösteriyorsun falan dediler. Sonra o karakter çok sevindi. Bütün camialar tarafından hani bu işin sağa solu, ülkücüsü, solcusu yok. Çok sevilen bir karakter oldu. Sonra araya deprem girdi. 99 depremi. Ben gene uzun bir işsizlik dönemi. Uzun işsizlik döneminin neticesinde Şoray'ın Altın Günü diye Kanal 7'deki aşağı yukarı ilk kuşak programıydı. Onu yaptık. 3 sene, 4 sene. Yaklaşık 3-4 senedir de
geliş orayı uzun yolda. Öyle bir macera ama belli bir istikrar var mıdır, yok mudur? O yok yani, bu işte belli bir istikrar yok. Ya da çok günlük gelip geçici hadiseler, hiçbir tanesine fazla da kapılmamak lazım. Ne parasına, ne şöhretine, ne de yaptığın için şeyine. Bunların hepsi geçici. Televizyon suya yazı yazmak. Yani televizyonculuğun net bir kuralı yok. Hani şu tutar, şu tutmaz, bu olur, bu olmazı yok. Deneme yanılma metoduyla devam ediyor. Dünyada da böyle. Hani şu illa tutar diye bir şey yok. Yurt dışında çok tutmuş bir şey bizde tutmayabiliyor. Asker arkadaşımız da. Ha, hayatımda aldığım ilk tepki o. Şoray Uzun Yolda programı ile ilgili aldığım ilk tepki. Geldik. Sağ olsun ahali de bizi adam yerine koyuyor. Resim çektiriyor işte. Şöhretli ya da popüler adam muamelesi yapıyor bize. Bir arkadaş bağırdı. Ya dedi, bunu ama havaya sok işsiniz dedi. Ben bunun askerde çavuşuydum. O dedi. Bu beş para etmez dedi. O zaman Atilla'ydı kameraman. O mesela inat etmiş. Gitti buldu onu. Benim çavuşum mavuşum değil. Aynı yerde askerlik yapmışız ama bir kere yemin töreninde ya karşılaşmışızdır ya da karşılaşmamışızdır. O ilgiye azıcık gıcık olmuş. Hani millet İstanbul'dan gelmiş sarı bir tane herifin etrafında resim mesim çektiriyor. Acık bir şey oldu. Kanada dokunur gibi olmuş. Öyle bizi bir madara etti. Bu aslında var ya, beş para etmez ha. Ben askerde bunu çavuşuydum dedi. Alakamız yoktu halbuki. Balıklı gördü. Böyle basmaz madara oldum ama ya.